Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, iki tane duyurum var. Ondan sonra size soru soracağım. Yani dersi siz belirleyeceksiniz. Aşağıyım. Hani bu yanı alamadık ya. Daire küçük. Aşağıyı depoyum. Görsel, yansıtıcı niyetim var, planlıyorum. Bunun bir paraleli aşağıda. Orada su deposu var, şeyli. Kolon, şey ne diyorlar, perde betonu. Eskide sular kesilince kullanılsın diye depo var. Şimdi o depoyu malum etrafta varyozda kırsak, zeytinburnu herkes çıkması lazım. Onu bileniniz varsa, bir tanıdığınız veya bir... Şöyle kesiliyor, kalıp kalıp çıkması lazım. Spor kaldı, aşağı dershane yapacağız. Yandaki bunun paraleli var, şey yapamadık. Onu tanıdığı olan veya alakadar olabilecek arkadaşlar Ömer kardeşe müracaat etsin. İki, şimdi ben size bir şeyler yapmaya çalışıyorum böyle dersler. Bunu söyleme ihtiyacını duydum. Haklı olarak tabii, belki daha değişik veya size daha uygun bir şeyler bekliyorsunuz. Ama kabiliyet nist. Yani kabiliyetim bu kadar. Daha büyük, daha bir şeyler, ne bileyim nasıl bir şeyler bekliyorlarsa daha derin. O da, bunu da belirteyim, kabiliyetim bu kadar. Belki size uygun olmuyor. Bunu da koydum. Şimdi iki tane dersim var. Çalışarak gelmişim. Notlar almışım. Sabahtan beri çalışıyor. Mübalağasız. Hummalı. İki tane ders konusu var. Siz tercih edeceksiniz bir tanesini. Alaaddin. İki tane konu. Bir, elem. Elem neyin nesidir? Ne yapar? Niye Allah tercih etmiş elemi? Allah elemi niye tercih etmiş? Geçmişten gelen elemler mi? Zaten geçmişten elem olur, gelecekten elem olmaz. O zaman keşkeleri de bir cihette açıklık mı olacak? Yani evet. Keşkileri, ahirette keşkileri. Gelecekten korku olur, geçmişten elem olur. Geleceğin elemi olmaz. Bu bir. İkincisi... Münafığın alametleri. Münafığın alametleri. Şimdi bir daha söylüyorum. Ondan sonra parmak kaldıracaksınız, ben soracağım. Oylama yapacağım. Hangisini isterseniz dersim o yönde olacak. İkisinde istersen olur. İkisinde o zaman ikiye bölünmem lazım. Hani yani bir saat sonra... Yok. Fikrimi söyleyeyim de kusura bakmayın ama... Doğru söyledin. Yani... İkisi de çok ilginç. Yani bir saat, iki saat yapsak hani fikir olarak. Yani yok. İki saat olmaz. Bir tane ders. Bastı zaman olur. Adam gibi bir ders olur, bırakılır. Bastı zaman yapalım. İmam Azam sabah namazın iki rekatında hatmi Kur'an'la kıldırırmış. Yani iki rekat, yani komple sabah namazın vakti girse 1,5 saattir. Bastı zaman. Zamana basmışlar. Zaman arkasına geçince zaman yoktur. Yani iki rekatta değil, tek rekatta da bitirir. Bir tuhaf bir şey işte, nasıl bir şey. Şimdi de söylüyorum. Elem. Elem ne yapar insanı? İlim insanı yüceltir, yükseltir. Elem olgunlaştırır. Pişiriyor. Elem mi yapalım? Münafığın alametleri. Şimdi, elem diyenler kaldırsın. Uf. Münafık alametleri. O da çok. Ama... Hangisi? Münafığın alametleri. Münafığın alametleri. Şu anki zaman... O zaman sayalım.
sayacağım o zaman. Haksızlık yapmayayım. Adam. Güncel konu olduğu için. Münafık diyorsun. Elem her zaman güncel. Hocam sayalım. Sayalım diyorsun. Tamam. Elem diyenler bir kaldır. Allah kim sayacak ben hopo sayamam yani. Say. Burada da elemler var. He? Buradan birisi saysın. Elem fazla. Buradan da Allah da sayar mısın abi? Sayın söyleyen indirsin yani. Elem elem. Yok, bir Allah'ta bir sen kalk abi. Kalk kalk. Çünkü adalet olsun. 17 kişi var. 17. Kararsızlar da çok bayağı. Bu tarafta 20 tane var aslında. Yok. Kapıdan bu tarafa. Tamam 20. 17. 37. Şimdi münafığın alameti. Çok fazla. Bak say. Bu da 20. 50 abi 50. Dur karışmayın lütfen. Burada 13. 12 var. 32 benden 33. 33 benden 33. Benden 33'ti. Burada 12 abi. 12. Ha? Aynı. 45 oldu. 45 geçti. Elemi koyuyor. Ama ikisi de acayip. Bu malı çalıştım. Elhamdülillah. Bir daha bunlara sormam. Tamam. Arkadaşlar, tekrar saati şimdi kuruyorsunuz. Yani ona göre saati çalmamak için size bir saat ders yapacağım. Onları saatten dersten saymıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bu da aldatmaca olsun. Risale'den toplanmış paragraflardan cümleler ve ayıklanmış. Epey geçiyor. Bir yüze indirdim. 6 sayfayı. Bir yüze indirdim. Hulası olsun. Elimden geldiği kadar gayret ediyorum ki öz olsun, kısa olsun ve fazla olsun. Onun için hızlı konuşuyorum. Benim dersleri yaymaya kalkarsanız bir saat dersi biraz normal bir adam gibi konuşsam 3 ders olur. Münafığın alameti, insanın münafıktır denmez. Alametleridir ama değildir de denmez. Bu ısrar ederse bu alametlere hakikat olur. Münafık kafirden eşittir. Sayfaları söylemeyin, uzun olur söylemeyin. Görüyorsunuz herhalde. Ha 76, onu göreyim, uzatmayayım ben. Kafir yeri vardır. Bir makamdır o da. Münafığın makamı ise makamsız makamdır. Dibin dibidir. Yok artık. Gaya kuyusudur. Cehennemin 7. tabakasıdır. Onu Allah Resulü'nün bu hadiste kullanmadım, şey yapmadım, korkarlar diye ama bizimle hiç alakası yoktur. Onu ben size söyleyeyim kesin. Münafık olmadığınız kesin olarak göreceksin. Abi herkes korkmuş. Korkan korksun kardeşim. Korksun iyi ya, iyidir korkmasın. Ama psikolojisini bozmasın. Bak şimdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'tayken bu konu dışındır. Seyahat ederken cehennemi gördü, cennete girdi. Orada cehennemin mevkel melaikesi Malik'tir. Malik, Malik'e Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Malik, Muhammed istiyor, ben de istiyorum, ben de görmedim. Cehennemi bize aç ve tarif et. Birinci tabaka adı cehennemdir. Diğerlerinin değil. Rahmeten birinci tabakanın adı verilmiş. Birinci tabakanın adı cehennemdir. Sakar var, hamiye var vesaire. Ondan sonra hepsini sayıyor, ben onlara girmeyeceğim. Yedinci tabakaya geliyor, aç onu da bakalım diye. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam ağlıyor. Birinci tabaka Müslümanların günahkarları girecek. Birinci tabakadaki makama kafirler girmeyecek. Münafıklar da girmeyecek. Giremeyecekler. Onun için Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cehennemde o kadar vücudunu büyük yap ki Müslümanlara yer kalmasın. Müslümanların makamı olduğu için orası. Yani ikinci tabaka değil Ebu Bekir'in Sıddık'ın kastettiği. Birinci tabakanın adıdır cehennem. İkinci tabaka değil, üçüncü tabaka değil.
Onun için hikmetini bilmeyen bazı softa şeyler hemen hücum ederler. Şuraya bak diyor, Allah'ın tehdit ettiği şeyler kendisi sanki Allah'tan daha mı merhametlidir? Bilmiyor ki. Ya bilmiyorsun kardeşim, ya bilmiyor. Ses yapma yani. Bak şimdi işte değil. İkinci tabak ayrıdır, üçüncü tabak ayrıdır, dördüncü tabak ayrıdır. Vesaire gidiyor, tamam mı? Benim onlara çağırdım, uzun olur. Yedinci tabaka, demek ki Müslümanların, günahkarları, siz yani bir Müslüman imanı var oldukça ikinci tabakaya gitmeyecektir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dedi, anladık değil mi? Yedinci tabakayı aç dedi. Cebrail aleyhisselam, Mikail diyorum. Malik diyor ki, nefsinizi ve nefsimi yaratan Allah'ı, Allah'a yemin ederim ki, tutan Allah'a yemin ederim ki, yedinci tabaka yaratılmış yaratılalı ben de görmedim, bilmiyorum. Bildiğin bir şey yok mu ya Malik? Cebrail diyor. Diyor ki bildiğin bir şey var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabaka her gün 70 defa Allah'a secde eder. O canlı ve ruhludurlar. Öyle bir hamam su falan değil öyle. Canlı ve ruhludurlar, tanırlar şeyleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabaka gün 70 defa Allah'a secde ederler. 7. tabakanın şerrinden. Cehennemin 7 tabakası. 6 tabakası 7'nin şerrinden kurtulmak için. Allah Resulü sordurtuyor. Niçin direkt o sormuyor? O bilmiyor. Bak bilmiyorum. Bilmiyorum de. Ebu Bekir böyle demiş, Allah'tan daha mı merhametli lan? Ebu Bekir neyi kastetti, anlamıyorsun ki. Sorduruyor. Peki kim hazırlanmış? Kimedir? Harika bir müjde size de gene. Allah onu münafıklara özel ayarlamış. Münafık orada olacak. Kafir 2, 3, 4, 5, 6 de olacak. Peki, münafık kafirde neşettir. Siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa, o kafirler münafık derecesine iner. Siyaset topuzuyla hareket galip olunamaz. Münafığa inkılap eder. Münafık nefekeden geliyor. Tarla faresi gibi. Bir delik var. Zannedersin bir delik. Buradan girer. 5-10 tane kanalı vardır. Başka, münafık başka ne yapar? Adliyi şaşırtan, hükümeti bizimle, vatana ve millete zararlı bir surete meşgul eyleyen muarızlarımız zındıklar ve münafıklardır. O zamanda da vardı, adliye ile uğraşırlar hep münafıklar. Yani oradan şey tutarlar. Bir de okuyayım. Adliyi şaşırtırlar. Hükümeti hizmetlerle, dini cemaatlerle meşgul ederler. Millete ve vatana zarar verme ile hareket ederler. Şu anlar 287. Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün planlarını akın bırakıyor. Yani sizin ilminiz, gücünüz, kabadayınız vesaire. Yani özelliğiniz, cemaatle iyi konuşmanız. Hayır, sizin ne sebat ve metanetiniz. Sebat edeceğiz arkadaşlar. Sebat edeceğiz. Durduğumuz yerde topuk üzerine geri dönmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Öl, adam gibi öl. Risale-i Nur şakirtleri hillet ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğinde gittiklerinden inşallah bu tecrübeli ve münafıkane planı da akın bırakacaklar. İnşallah. Nur talebeleri burada oyun oynuyor. Yani çok ciddi bir rol oynuyor diyeceğim. Rol. Yani inşallah bu münafıkların tecrübeli planlarını akın bırakacaklar. Neyle? Müsbet hareket yaparak. Neden tecrübeli dedi abi orada? Yani bak şimdi. İnşallah bu tecrübeli ve münafıkanın planı da. Çünkü onlar Allah Resulü'nden önce de vardırlar. Peygamber Aleyhisselam'ın İbn-i Sülül değil miydi? Yani o zaman münafık yok muydu? Neredeler şimdi? Yani onlar katlayarak tecrübe edindiler. Katlanarak. Saflık kaldırmıyor. Saflık kaldıramazsınız. Yani yürüyemezsiniz.
Fert, festakim kem ömürte. Emir olunduğun gibi dost doğru ol. Şeybettin suretin hud diyor. Hud sureti beni ihtiyarlattı. Yani fert istikamet bulamaz. Tek başınıza mümkün değil bu cemiyette. Cemaatsız bir insan istikamet bulamaz. Hem aç çalışıyorsun akşama. Nasıl, nerede bir ilim fazilet olacak? Nereden feraset? Allah'ın nuruyla o feraset çok zor. Gizli, bak akşama kadar çalıştınız, bak geldiniz, ben de akşama kadar siz orada çalıştınız, ben de buna çalıştım. Benim işim de bu. Size faydalı olmak, kendimi yetiştirmek. Başka, gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz. Münafıklığın işine yarıyor. Ne o? Birbirine küsmek, baruta ateş atmak hükmündeki gücenmek. Yani nazlanmak var ya, ya ben de gelmiyorum. Al istersen misketlerini oynamıyorsan. Yani çocukken vardı öyle yapıyordum. Bağıracağız, çağıracağız, kızacağız, kızacaksın, döveceksin, döveceğim. Kendin geleceksin, yapacaksın. Öyleyiz. Beşerdir bu ya, beşer kusursuz olur. Beşeriyetini öne geçirmeyeceksin hiçbir zaman. Bir tanesi demiş, abi Sungur abi bizi bağırıyor. İyi lan, adam yerine koydu da sana bağırıyor işte. Hakikaten abi ya, iyi ki söyledin diyor. Hoşuna gitti. Allah rahmet. Lan adam yerine koydu. Sokaktaki adama, şey, sokaktaki çocuğu kata yapıyor. Niçin bir şey demiyorsunuz Allah aşkına? He? Adam yerine koymuyorsunuz. Peki, o atanın onda birini senin çocuğun yapıyor. Niye kıyameti koparıyorsun? Alakadarsın da orada. Size birisi bağırıyorsa şükredin. Alakadar. Çok ihtiyat ediniz. Münafıklar çoktur. Münafık itikatsızdır. Kapsızdır. Kalp kapsızdır. Vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir. Yani peygamberi aşağılayıcı tavırlar takınır. Aleyhinde öyle yani. Direkt yapmaz münafık. Şöyle diyeyim. Peygamberi inkar etmezler. Asla. Allah'a inkar etmezler. Asla. Amentu billahi ve melaiketi, melekleri ve kütübi ve rusuli ve liyomil afir ve bil kaderi. Kaderi asla inkar etmezler. Kaderin delillerini inkar ederler. Kaderi inkar eden kafir. Münafık ise kafirde neşet olduğu için kadere dokunmaz. Allah'a dokunmaz. Haşre dokunmaz. Delillerini inkar eder. Şüphe getirir. Delil değildir der. Uyduruktur der. Bak dikkat edin, kafirler münafığın en belirgin alametlerinden. Kafir hükme hücum eder. Münafık delillerine hücum eder. Münafık 9 tanenin içerisine bir tane yalan sokar. Şeytan dedik ya, çok korkunç plan. Bir tane sordu, niye dedi plan dedi. Tabii. Peygamberin aleyhindedir ama öyle kısa çaktırmaz. Yani onu aşağılayıcı tavırlarda bulunur. Ya büyütüyorsunuz ya Allah Allah ne ya falan. O Allah'ın seçtiği bir şeyi biz büyütmüyoruz ki. O Allah büyütmüş. 9 tane dedi. Onun içine bir yalan sokar. Evet. 9 doğrunun mu? Allah razı olsun doktorum düzelttin. Hata. 9 tane doğrunun içerisine bir yalan sokarlar. Lütfen bana yardımcı olun. Yani böyle çabuk söylerken yanlış eksik söylediğimi düzelteyim. Peki abi namazda hepsi var mı? Hepsi var. Tabii hepsi var. Acayip. Konuştukları zaman da ağlatırlar diyor. Allah Resulü diyor ki münafık istediği zaman ağlar. Münafık istediği zaman ağlar diyor. Deylemi, Camül Sagir, İmam-ı Suyuti, Hadis No 9237. Münafık gözlerine hakim olup istediği şekilde ağlayabiliyor. Ağlayabiliyor. Gördünüz mü orayı? Neler var biliyor musun? Yani hepsini Allah beni affetsin. O kadar sari şeyler vardı ki birilerine atfen bu dersi yapıyorsunuz diye derler diye almadım. Ya Allah müminlerin ferasetinden korkun diyor Hazreti Ali o hadisi naklediyor radıyallahu anh. Allah'ın nuruyla bakarlar. Mektubatta da koymuştu o usta. Yani o nur ilimdir. Tamam. Onun ilim ehli için kaçınılmaz o. İlim ehli için gelecek yoktur. Geçmiş yoktur. Ayı nasıl, ne zaman, nereden tutulacağını
astronomi ilmiyle meşgul olan profesör için gelecek yoktur. Bir sene önce söyler. Bazı sosyologlar, sosyolojiler veya siyasiler hani derler ya piyasada, geleceği okudu, geleceğin planını yapıyor ve geleceği kurguladı. Bir adam çıkıp da demiyor, ulan gelecek yok ki, neyi kurguluyor demiyor. Var. İlim ehli için andır. Avam için gelecektir. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali radıyallahu anh ondan misal veriyor. Alemi gayb açılsa diyor, imanımda ziyade olmaz diyor. Gelecek yok ki zaten görüyor demektir. Nifak ve münafıklık muzu bir yalancılıktır. Yalancılık var ya kisp. Münafığın en büyük alametidir. Bak münafığa bakın. Osmanlıca işaret edeceğiz. Latince de yoktur. İyi bakın oraya. Münafık da istihza. Ne demek? Alay ederler. Böyle yaparlar ha. Anlamıyorlar. Ve bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Böyle yaparlar. İstihza ederler. Huda yaparlar. Huda. Dümen. Dümen. He? Tuzak. Tuzak. İkiyüzlülük, hile, kisp, riya gibi kötü ahlaklar münafıkta var. Kafirde o derece yoktur. Osmanlıca işaret edeceğiz. Ama Bağdıllı abi bunu tercüme etmiş. Mesnevi Nuriye ve işaret edeceğiz'ı ince varsa büyük almanızı tavsiye eder. Bağdıllı abinin alacaksın. Bağdıllı abinin onaylıyorum. Diğerleri de olmuştur ama ben onu okuyorum. İkisini, hepsini biliyorum. Elimde hepsi var tercümeler. Badıl abinin daha şey gördüm. Kur'an münafıkları tayin ile takbih etseydi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mütereddittir, etbaana emniyeti yoktur denilecekti. Yani münafık söyleseydi, ya münafık, halk görmüyor ki münafığı. Halk zahire bakıyor, peygambere itaat etmiş. Eğer bu münafıktır dese o zaman fitne yapacaklar. Diyeceklerdi ki Muhammed etbaanı sorguluyor, yargılıyor. Böyle böyle ithamlarda bulunuyor. Derlerdi o kafirler. Kafirler demesinlerdi. Peygamber ishal etmedi. Peki ölmeden önce açıklamamış mı? Açıkladı. Söylemiş. Ama kimse demeyeceksin diye. Hazreti Ömer bile bilmiyor. Onu bilmiyor. Sonra tevarüsen Peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük vekili, ulema ümmeti Kenbiye Beni İsrail, ahir zamanın Mehdi azamına, Mehdi'sine değil Mehdi azamına, Mehdi Ali Resulüne, müceddidine aktarıldığını biliyorum. Allah kimsenin başına. Okudukça yani beni etkiledi yani. Bazen diyorum keşke okumasaydım. Daha önce de okumuştum ama tazeleniyorum. Böyle etkileniyor yani insan. Çok. Bir daha söylemek ihtiyacını duyuyorum. Cemaatsiz mümkün değil. Tek başınıza mümkün değil. Bunlar oyunundan kurtulamazsın. Vallahi mümkün. Kur'an münafıkları okudum. Münafıklardaki bütün cinayetler içinde tehline, tehdide tahsis edilen kisttir. Yani münafıkların bir sürü özellikleri var ama esas lanetlenen en kötü sıfatı yalandır. Yalan, lafz-ı kafirdir. 700 küsur sözlerde. Almadım hepsini. Şey. Yani kafirin en çok kullandığı özelliktir. Ne olursa olsun yalan konuşmayın. Konuşma kardeş. Münafık konuşunca bir hafta sonra, bir gün sonra düzeltin. Yüzüne karşı diyemiyorsanız mesaj çekin. Ben size bir kolayını söyleyeyim. Ya ben böyle dedim ama vicdanım rahatsız. O doğrusu buydu. Münafıklar kalplerinde fasit olmasından temerrüt ve inat ediyorlar. Temerrüt? İnat. Temerrüt ne komutanım? Şiddetli inat. İnat şiddetli evet. Normal inat değil yani. Böyle firavunane bir direnme. Olsun. Yanayım da, o da olmasın. Hani neredeydi? Hasedin ifratı neydi? Bende de olmasın. Bende olmasın. Hani onda olmasın da, bende de olmasın. Vasatı, bende olsun, onda da olsun. Tefriti, bende olsun, onda olmasın.
İfratı neydi? Onda olmasın da ben de istemiyor. Hani temerrüt böyle bir şey. Bu Türkiye bana yaramadı lan, size de yaramasın. Gibi. Münafıklar hedef ittihaz ettikleri ifsat iktizası ile yek diğerlerine halkı idlal etmeyi tavsiye ediyorlar. Yani münafıklar bir hedefleri var. Ona varmak için halkı idlal ederler. Yani aldatırlar. Sürekli halktan gözükürler. Allah Allah. Münafıklar gururlarının hükmüyle diyanet ve imanı sefahet ve sefalet telakki ediyorlar. Yani böyle softalık vesaire. Adamlar bak. Ama kendisi namaz kılar. Münafık olan kimse katı bir hüküm sahibi değildir. Bu ise sebatsızlığı intihac eder. Bu da mesleksizliği, bu dahi emniyetsizliği tevlid eder. Yani münafık kaypaktır. Onu dışarıdan bakarsan siyaseti takip ediyor zannediyorsunuz. Kaypaktır. Böyle münafık olduğu için bir hedefi yoktur. Sebatsızdır. İkide bir tavır değiştirir. Mesleksizdir. Bu da emniyetsizliği ortaya çıkarır. Güven olmaz ona. Hasan abi, namaz da kılar mı yoksa bütün münafıklar namaz da kılar? Sabah ve yatsıyı kılmazlar. Yani şöyle, ben Müslümanım diye derler. Namaz kılmayanlar da var ama mesela bunları gösteren. Ha bak şimdi, namaz kılma mesela, namaz kılmaz. O amel iman cüzünden değil. Münafık kesinlikle seni aldatacaksa namaz kılıyor. Seni Müslümanın içine giren münafık mesela. Mesela diyelim ki başka birisini kandıracak Hristiyanları. O da onun gibi olur. Ama Müslümanların içine giren münafık namaz kılar. Onayladıklarını onaylar. 9 tane doğrunun içine bir tane şeyi sokarlar, darmadağın ederler. Asla hükümlere dokunmazlar. Hükümleri tevarüsen nesilden nesile aktaran imamlara, ustad öyle diyor, imamlara, selefi salihine mübarizede kalkırlar. Ve onunla duran itikat esaslarımızı, kutsiyetlerimizi selefi salihine, edile-i şeriyeye, imamlara, mezhep imamlarına, Buhari'ye, Sahih-i Müslim'e, yani kütüb-i sitteye hücum ederler. Bunların işi bunlar. Bir tane de söyleyeyim. Onun şeyi. Gelecek söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Dinin %90 esasatını unutturup %10 içtihadi meselelerle meşgul ederler. Ve fitneyi çıkabilecek hassas içtihadi meseleleri devamlı kaşırlar. İşleri güçleri budur. Ve bunlar hadiste de geçti. Müteşabi ayetlere el atarlar. Müteşabi işleri güçleri budur. Abi bir de mesleksiz dedim. Mesleği yok. Yani seni sana karşı böyle mesleksiz bir şey yok. Yani derken o araba tamircisi falan değil. Yani içsel yapıda içinde bir şey yok. Münafık ova gibidir, çöl gibidir. Yolu İç, belli değil yani. Tabeli değil. Her yerden girebilirsin, sana her yerden gelir. Peki neden abi sabah namazıyla yatsı namazı? Çünkü toplumun içine sabah namazıyla yatsı da girmediği için evde de olacak. Gündüz tabi toplumun içindedir. Sen nasıl kandıracak? Buraya gelecek. Benim karşımda oturacak. Abi. Hayal anlatmıyorum size. Burada olmadı ama. Abi. Sen konuşunca bütün kainat bana dark oluyor. Ay münafık. Hasan da yedi yani. Sen konuşunca kainattan çıkıyorum abi. Bir tane vursaydı. Ondan sonra baktı ki yemedi. Deniyorlar. Hani X cihazı var ya havalimanından geçerken bomba tabanca var mı diye. Böyle deniyorlar ya. İnsanda kaç tane zaaf nokta var? Aldatma noktası. 6. Bakarlar. Okşama yemedi Hasan. Hemen büyük bir para teklif etti. Çok. Hocam bunu hizmette kullanırsınız. Aciz.
Dedim ki aldım ama burada dursun. Tamam. Sen bunu falan yer var ya Kur'an kursu. He. TC Kur'an kursu. Oradaki yeri söylemesem işin ağzından çıkarsa yer belli olur. Ha. O Kur'an kursa ver. Türkiye Cumhuriyeti Kur'an kursu. Ben orayı biliyorum hocam dedi. İşte oraya ihtiyacım var. Benim ihtiyacım var. Ya öyle mi? Aynen öyle. Al. İki hafta sonra sana iki saat mühlet. Bu şehri terk et. Size mi söyledin? Sen mi ona söyledin o mu istedin? Bana diyor. Karkolan kişi. He? Karkolan kişi değil mi azı? Evet. Aynı saat. Üç kişiyle gelerek iki saat sana mühlet bu şehri terk etti. Allah da o şehre şu anda üç tane dershane koydurttu bana. Allah Allah. 10. Münafık tuğyan ve dalaletlerinde mutahhir ve mütereddit şahıslardır. Doğru mu? Tamam. Münafıklar hidayeti verip dalaleti satın alan bir takım kafasızlardır. Yani münafık şuurludur. İkinci şık. Üst, üstte bir... Dalalet ve tuğhani intac eden... Münafıklar dalalet ve tuğhani intac eden esbaba su ihtiyarları ile ve arzuları ile tevessül ettikleri için sanki lisan halleriyle dalaletin talebinde bulunmuşlardır. Bilerek yapıyorlar. Münafıklar dalaletin esbabına tevessül etmeleriyle, yani dalaletin sebeplerine tevessül etmeleriyle dalaletin talebinde bulunmuşlardır. Allah da onlara dalaleti vermiştir. Yani tombala gibi onlara gelmemiş. Münafıklar, çabuk okuyorum ki çok okuyacağım inşallah. Münafıklar tuğyan ve dalaletlerinde mutahayir ve mütereddit şahıslardır. Münafıklar hidayeti verip dalaleti satın alan bir takım kafasızlardır. Münafıkların iki hüsranı İki hüsrana maruzdur. Birisi dalalet hüsranıdır. İkincisi hidayet gibi büyük bir nimeti kaybetmektir. Yani şurayı anlamadım dersen dönerim, izah ederim. Kur'an-ı Kerim hidayeti vermemiş değildir. Hidayeti vermiş de münafıklar kabul etmemişlerdir. Güneş gelmiş, perdeyi açmamış. Münafıklar zahiren imana gelmişlerdir. Sonra kalben küfür ve inkar etmişlerdir. Ne güzel böyle öz değil mi cümleler? Nerede bulacağız bu kadar böyle bir dersi ya? Kolaysa ya. Çok zor iş yapmış. Münafık olmakta. Münafık hakkında. Bayağı zor iş ya. Bak ne diyor. Çok güzel bir laf etti. Münafık olmak çok zor iş ya. Hakikaten zor. Yani çünkü bayağı okuması lazım bunları olabilmesi. Değil mi abi? Zahiren imana geldiyse zaten kalbi tasdik etmiş. İmana geldiyse. İmana gelmiş gibi oluyor. Sonra... Yani yok, imana gelse bile içeriden de münafık oluyor. Geldi, dalaletin esbabına tevessül ediyor, kayıyor tekrar. Baştan münafık değildi. En tehlikeli münafık ehli kitaptandır. Münafıklar hakkı talep etmemişlerdir. Münafıklar ruhsuz bir ceset, içsiz bir kabuk hükmündedirler. Münafıklar şeytanlarının ivasıyla, aldatmalarıyla yaptıkları o çirkin halleri gözlerine güzel göründüğünden terk edemediler. Devrede şeytan da var. Peki, abi adam ruhsuz bir cesetse niye Müslümanlarla uğraşıyor? Buraya kadar hep olumsuz şeyler söyledi. Mesela o adam niye bir dava gibi uğraşacak Müslümanlarla? Şimdi yılan su içiyor, arı da su içiyor. Yani fıtrat o kadar bozulmuş ki bozmaktan lezzet aldığı için. Münafık olan adam alemi musibetleriyle öldürücü. Mesela bak başka bir misal vereyim. O kadar gitmeyeyim. Arabada sonsuz şeyini açmış. Sonsuz diye bir kolon. La müziği açmış. Bakıyor. Bu müzik dinlemiyor yani. Bakıyor araba sürerken de tarafta kim rahatsız oldu? Rahatsız olmaktan lezzet alıyor. Rahatsız etmekten lezzet alıyor. Rahatsız etmekten Allah belanı versin. Ben de mahsettin ya diyor. Risalede geçiyor lemalarda. Namazgahı terbis etmiş seccadeyi pis demiş. Allah felancaya lanet etsin. Demişler bana. Ustad diyor. Ya millet senden sana lanet ediyor. Kimden? Felancaya lanet etsin. Benden bahsediyorlar ya. Şöhretperestlik laneti koşuyormuş.
Nasıl bir ruh? Bilmiyorum ki. Allah Allah şaşırsın çünkü münafık olmadın ki. Sen daha önce münafık oldun mu? Anlamazsınız bu dersi. Ama tuzağa düşmeyesiniz diye yapılıyor bu ders. Piyasada Resulullah zamanındaki o acımasız münafıklar yok mu? Neredeler? Ya kardeşim kafir karşındadır, münafık içindedir. Kafir iman esaslarına hücum eder. Münafık delillerini yok eder. Kafir senin şey, senin oturup kalkmaz kafir. Münafık seninle oturur ya. Derste omuz omuza mı gelir? Abi münafıkların dönüşü mümkün mü acaba? Yok. Hatam Allah'a ala kulubim ve ala semi ve ala efsane ve sallam. Bitti ya. Herkes birbirine bakmaya başladı sana. Bu da yok demiş. Yani teşbih de yenin seninle camide olur. Bir arabada bulunur. Yani sen de saflaştın. Omuz omuz olur. Burada olmaz kardeş. Çünkü olsaydı Allahu alem olsaydı olmuş olurdu. Ya karışmayın. Daha konuşturmayın. Tamam. He? O kadar. Yok. Allah'ın isteğiyle endişe. En çok şu takılıyor abi akla. Hazreti Ömer niye kendisini münafık zannetmiş? İslamiyet mukaddemesinde haf ve reca o kadar acayip onlarda işlemiş ki o sistem. Hafsız reca, recasız haf yok. Biz çok zor durumda olduğumuz için hafı kullanmıyorum pek. Ustad da Risale'de kullanmamış. Ya. Münafık olan adam alemi musibetleriyle, öldürücü belalarıyla, boğucu dehşetli hadisatiyle, tehdit edici şedaidiyle sıkıcı bir şekilde görür. Yani psikolojisi bu. Münafığın psikoloji alemi musibetleriyle öldürücüdür, belalarıyla boğucudur, dehşetli hadisatiyle tehdit edicidir, şedaidiyle yani şiddetli sıkıntı dertleriyle sıkıcı bir şekildedir zanneder. Osmanlıca işaret edeceğiz onu. Münafık olan adam bütün dünyayı envaiyle beraber kendisine adavet etmekte ittifak ettiklerini zanneder. Münafık şöyle zanneder. Bütün dünya bana ittifak etmiş, beni götürecek diye. Böyle şey yapar. Zanneder. Münafıkın zanına göre alemde ona menfaat verecek hiçbir şey yoktur. Bütün eşya ve mevcudat onun aleyhindedir. Münafıklar bir dakika bile ölüm tehlikesinden emin olmazlar. Gece gündüz ölümle meşguller. Allah Allah. Münafıklar, buna ait bir riyam var dün akşam da ölümle alakalı, ne güzeldi ya. Münafıklar bütün mevcudatın kendilerine düşman olduklarını zannederler. Münafıklar cumhur için vaz edilen kanun-u ilahiden huruç etmişlerdir. Yani işte edile-i şeriyeden dışarıda olurlar. Ve oraya hücum ederler. Ve de okuyayım. Münafıklar cumhur için vaz edilen kanun-u ilahiden huruç etmişlerdir. Edile-i şeriyi ölçü yapmazlar. Edile-i şeri neydi? Ehl-i sünnet vel cemaatın kitap, sünnet, icma, kıyas. El ceza min cinsil amel. Amel ceza amele göredir. Onlar kendileri yalancı olduğundan dolayı herkesi yalancı. Herkesi yalancı zanneder. Kendisi herkese düşman olduğundan herkes bana düşman. Evet ondan. Herkese düşman olduğu için herkes bana düşman ondan oluyor zaten. Ayna ya. İzah etmiyorum Osman'ım çünkü uzun olur diye ama anlaşılıyor bak güzel. Münafıklar sevdikleri şeylerden hiçbirisine kederlenmezler, merak etmezler. Ancak ölümü ve hıfsı hayatı düşünürler. Yani o kadar ölüm sarmış ki, bunu sarmalamış ki, akrabasıymış, şeymiş, hiç kimse yok. Babaymış, amcaymış, amca çocuklarıymış. Hiç kimseyi kale almazlar, alamazlar. Alamazlar yani. Korkunç Allah bir bela vermiş. Ölümle o yatıp kalkar. Kafirlerin kalpleri gibi münafıkların da kalpleri zulmet ve azap içinde bulunur. Şunları da okuyayım. Şu defter yok tabii. Olsun. Notlarım, yani okudum çıkarttığım veya şuradan okuyayım, hiç oraya da bulaştırmayayım. Münafığın hadis şeyini. Ha orada mısın? Ha.
Münafığın alametleri üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Resulullah'tan söylüyorum. Aleyhisselam. Delili orada okumak, okumuyorum. Bak görüyorsunuz. Delili hemen altında ufak yazıyla. Gözüm zaten onu ufak seçiyor. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman yerine getirmez. Ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder. Aman yarabbim. Korktum yani biraz ben burada. Yani namusta, parada, söz verdiği, tamam mı? Adam namusunu teslim etmiş, namusuna şey yapmış. Parasını, malını, mülkünü, bunu öyle, tamam aldım dedin. Kefil oldun. Kefilsin, kefilsin kardeş. Peygamber devam ediyor başka bir hadiste. Oruç tutup bunlar, oruç tutan namaz kılar. Müslüman olduğunu iddia etseler bile, bak, oruç tutarlar, namaz kılarlar ve Müslüman olduğunu iddia da ederler. Burada bir başka bir ekleme var, Peygamber Aleyhisselam'ın, dört diyor burada, başka hadiste. Ortadan alıyorum. Bunlar kendilerine bir emanet bırakıldığı zaman ihanet ederler, okuduk. Konuştuğu zaman yalan konuşur, okuduk. Anlaştığı zaman sözünde durmayı bozar, okuduk. Dört, bir kimseyle çekiştiği zaman aşırı giderek karşısındakinden fazla kötülük yapar. Çok acayip korkunç intikam peşindedir. Yani hiç gözü kıkı demez yani. Ufak menfaati için bir devleti yakar. Münafık gözlerine hakim olup istediği şekilde ağlayabiliyor. İşaret-i cazdan çıkarttım. İtikatsızdır, kalpsızdır, vicdansızdır. 9 tane doğrunun içine bir yalanı sokar. Tövbe suresi 48. ayetin mealini okuyorum. Müminlere iftira atarlar. O uydurma haberleri, yani yayın organları vardır. Uydurma, yani atarlar diyor, yayıyor. Uydurma haberleri, uyduyla da olabiliyor bu uydurma haberleri. İftirayı ortaya atanlar içinizden belli bir gruptur. Mesela bunların en büyük şeyi iftiradır. İftira. Bunların tek bir hedefi var. Mücedid. Ahmet Mehmet de pek uğraşmazlar. İşleri, güçleri mücedid, muhaddisun, müştehidun. İşleri budur. Asın imamına ve iman hakikatlarını bize kadar ulaşmasına, yani ayet-i kerimelerin açılımı, hayattaki karşılıkları ve yaşantısı olan sünnet-i seniyi anlatan kütüb-i sitte, ona hücum ederler. Asıl imamına hücum ederler. Edile-i şerii derler ama yok sayarlar. Ve ondan sonra mücedidlere iftira yaparlar. Mesela münafıklık alameti bir tanesidir. Kendi eserleri var mıdır peki abi? Yani hem eseri yok hem kitabı var. Alıp. Var şimdi, var tabii. Sözler var mı? Neyse, gerek yok, tamam. Getirirsen daha sıkıntılı olur. Getirme kardeş. İyi hadi git. Okumayacağım. Ne yapayım? Çırpınıyor, görüyorsunuz. Yani aldanmanızı istemiyor. Münafık o kadar sinsidir ki ferasetin yoksa Bunu yazdırtan, ilham eden Allah'a yemin ederim ki zor. Kurtulamazsın. Kurtulamayız. Eğer sadakatin yoksa, sadakati yoksa ilim cehalete, enfusçilik çöküntüye, adalet sürmez getirir. Ebu Bekir'i kaldırın, Ömer'in adaleti olmaz. Osman'ın enfusçiliği olmaz. Ali'nin ümidi olmaz. O simgedir ve semboldür. Ebu Bekir insan değil. Ömer insan değil, Osman insan değil, Ali, yani oradaki anlatan simgedir, semboldür. Yani Kabe'deki tavaf gibi, namazdaki ilim. Bunlar simge, semboldür. Nedir? İslamiyet altı sacayak üzerine duruyor. Yani sadakat, adalet, kendini yapılandırmak Osman, ilim, Hasan, fedakarlık, Hüseyin, cihat. Simgedir, onun için camiye konmuş. İnsan ismi değiller. İnsanda simge olmuş, alem oldu, ünvan olduğu için. Tövbe 48 dedik, müminler iftira atarlar. Yani mücedid demediğini dedi derler. Uydum, yani bak burada diyor. Çünkü
kalkıp da mesela ya, diyelim ki Risale-i Nur'a birisi iftira etti. Said Nursi diyor, o vallahi dehşetli gıybet geldi. اَيُّهُبُ اَهَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِي مَيْتَ Vallahi de gıybet geldi. Yani şey yaptıkları zaman yalan söyleyip gıybet ederler. Said Nursi böyle diyordu yani. İşleri güçleri bu. Bak vallahi işte 63 çıktı. Sikir tasdik gaybe. 63 bakın gıybet maddesi çıktı. Kur'an'ın bir tek ayetinin bir tek işareti ihtar-ı gaybi nevinden bir lema icazi tevafuk suretiyle bir de tevafuk çıktı. Tevafuk diyor. Gösterdiğini manevi bir ihtarla gördüm. Allah Allah. اَيُّهُبُ اَهَدُكُمْ اَنْ يَكُلَ لَحْمَ اَخِي مَيْتَ Şu ayet-i kerimenin makam-ı cifrisi şedde ve temiz sayılmasa 1351, 51, 31, 35. Meytem olmasından 1361, 61, 41, 45. Ederek bu tarihi umuru azimeden bir dehşetli gıybet şu ayeti mana işareti külliyetine dahil ediyor ve umuru azimeden şöyle acip bir gıybet aynı tarihte aynı senede vukuğa geldi şöyle ki diye devam ediyor. Ustada da bu asırda öyle bir gıybet etmişler ki Risale-i Nur'a vahiy diyor diyor. Vahiy diyor diyor. Nasıl dedi biliyor musun? Kur'an'ın tarifi var 25. sözün başında. Şöyle diyor. Kur'an arş-ı azamdan, her ismi mertebe-i azamından, tamam mı? Lef-i mahfuzdan vesaire sayıyor ya. Geldi diyor. Şöyle yapılmış. Kur'an olmadığı halde var kendi kitabına şunu sokmuş. Kur'an virgül Risale-i Nur arş-ı azamdan her ismin isimden, her ismi mertebe azamından, ismi azamından geldiği için vahiy semavidir diyor. Bakın diyor Kur'an ve Risale'nin vahidir diyor. Şimdi bir adam da çıkıp da diyecek ki ulan Allah Allah bu Ahmet'in kitabında böyle diyor. Ulan bir Said Nursi'nin bakalım kitabını hakikaten öyle demişti. Kaç kişi bakar? Kim alır? Bakma. Baksa bile bakmayan kârdır ya. Peki buna niçin ihtiyaç duyar? İşi bu. Kınamayacaksın. Adam işini yapıyor, ben de işimi yapıyorum. Onu koyarken ben onu ifşa etmek de benim de işim. Eğer ifşa etmek suçsa onu yapan nedir? Eğer böyle değilse Allah beni kahretsin. Aynı böyle değilse. Bilerek. Evet yani Allah beni kahretsin eğer böyle yazmamışlarsa. Kur'an virgül Risale-i Nur ismi azamdan, Nehri'nin isminin azam mertebesinden vesaire sen geldiği için vay var ya. Oysa ustad orada Kur'an arş-ı azamdan, ismi azamdan, her ismin mertebe-i azamından vesaire diye sayıyor. Oraya Risale-i Nur sokmuş. Niçin ihtiyaç duyuyor? İhtiyaç duymuyor. İşini yapıyor. Münafıklık Deccal'dan daha ağır bir şey aldı. Deccal kafirdir. Süfyan münafıktır. Çünkü Deccal, Lenin direkt komünizmi yani dine hücum etti. Mim Kemal münafıktır. Çünkü İslam'dan gözüktü, hutbe verdi. İslam'dan gözüktü, dini müesseseleri yok etti. Türkiye Cumhuriyeti efendim Kur'an kurslarını kendi eliyle, kendi yönettiği şeyle yaptı. Yani uyanın da artık ne bileyim. Peki, uydurma haberleri uyduyla, iftirayı ortaya atanlar, hadis okuyorum, şey ayet okuyorum. İçinizden belli bir gruptur diyor Allah. Yani dışımızda değil, içimizde bir gruptur. Bu iftirayı işittiğinizde, bak Allah diyor ki bu iftirayı duydunuz. Bak hepinin imanı olan kafasında şuur, kalbinde imanı olanına bak Allah ne diyor. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Yani kaynağı hüsnü zannedip de bu adam iftira yapıyor demeniz gerekmiyor muydu? Bak bakalım. Tövbe 101. Ortadan okuyorum. Sen onları peygamberimize hitap ediyor Allah Celle Celaluhu. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Ne kadar dehşetlidir ki münafık o nur ferasetiyle, nurani ferasetiyle bilemeyebiliyor. Allah bildirirse bildi. Allah bildirmezse bilemezdi tabii. Başka? Şimdi okuduklarımı hulasa ettiğim cümlelerden bir tanesi. İman esaslarını kafir inkar eder. Münafık ise hükümleri inkar etmez, delillerini inkar eder.
Ona ait sözler 482'den bir şey okuyorum. Mezhepsizliklerini, iyi dinleyin bak, ta 1926'da bak ne demiş. Onlar mezhepsizliklerini, mezhepleri yok. Nasıl anlarız? Müştehid-i izam, yani dört mezhep imamlarına musavat davası altında neşretmek ister. Neşretme kitapları var. Ne yaparlar bunlar? Yapınca meylü tefsi ve irade-i iştihat, yani İslamiyet'e ben hizmet ediyorum. İçerisindeki gizli manaları ortaya çıkarıyorum meyli tefsi. Ve içtihat ediyorum, irade-i iştihat, vücudu İslami tahrip. Mesela onların bir tane şöyle der, İslamiyet'in ekonomisini çökürtmek için yapılmış bir tanesi herhalde bu. Güya içtihat ediyor. Zekat biliyorsunuz, ticaret maldan verilmez. Kazan mesela fabrikanın zekatı olmaz. Fabrikadan çıkan mahsulün paranın nisap miktarına ulaşır. Bir sene geçerse 1/40'ın en az. Cimrinin zekatıdır 1/40. Zekati bakildir. Şimdi bu ne diyor? Fabrikanın komple zekatını vereceksin diyor. Niçin? Fakire böleceksin, ekonomiyi çökerteceksin. Bunu daha önce de gözükmüştür bu. Ustattan önce Şialar yaymıştı bunu. Ehl-i Sünnet'in içine. O kitabı görmüştüm ben. Meyli tefsir, yani ben gizli kalmış manaları, Selefi Salihine farklı bir şeyler, parlak cümleler kullanırlar. Buna meyli tefsir derler. Ve irade-i iştiyar. Bir müştehidin demediği. Fabrikanın zekatını hangi müştehid demiş? Yani marketin, buzdolabının zekatı olmaz. Marketin alıp sattığı malzemenin zekatı olur. Tamam mı? Ama bu güya iştihad ediyor. Bunlar ne yapar? Vücud-ı İslami'yi tahrip ve boyundaki, iyi dinleyin bak, boynundaki şerri zincirini çıkarmaya vesiledir bunlar. Ama en can alıcı şeyi okuyayım. Sözler 496 okuyorum. Oraya bakın lütfen. Diğer kısım ise gayet müthiş. Bunlar mağrur insanlardır ki mezhepsizliklerini nasıl gösterirler? Müştehidi izama musavat davası altında neşretmek isterler. Yani ben de İmam-ı Azam gibiyim demezler. İmam-ı Azam'ın içtihadını yok sayarlar. Dalga geçerler. Şuradan da yapmış. Allah Allah. Diye neşretmek isterler. Neşretmek. Kitaptır bu. Ve esas en korkunç. Dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında icra etmek istiyorlar. Sahabeye hücum ederler. Dinsiz oldukları için. Gizliden dinsiz. Biz de insanız, onlar da insan. Sahabeye musavat davası yaparlar. Dinsiz oldukları için. Çok ağır değil mi buradan? Çok korkunç. Çok korkunç bir şey. Niye? Niye korkunç? Adı neydi? Burak. Burak. Niçin korkunç biliyor musun? Cinayetleri çok büyük. Abi bazı şeyleri niye söylüyorsun? Çünkü iman gidiyor. Seni de oraya saptırması mı daha iyiydi? O zaman denmesi lazım. Niye senin imanın için? Ben mesela susabilirdim. Mim Kemal'i ben şimdi söylüyoruz da 2014. Beni yakından tanıyanlar çoğusu biliyorsunuz. 80'de demişim ilk yargılandığım şey Kur'an harfleriyle yargılandım. Ayağıma bile çattılar. Anlıyor musunuz? Yapmadıkları işkence görmedim. Peki niye ağzım durmadı? Dursaydı. Sizin imanınız için ya. Deccalı bilsinler ama ben işkence çok iyiyim. Sorulduğu zaman hiç çekilmedim. Hani niçin değil? Yani cinayeti çok büyük. Demesem dilsiz şeytan olacağım. Allah bana sormayacak mı? Niye demedin? Desem hapishane. Demesem cehennem. Hapishane mi cehennem mi? Ben de hapishaneyi tercih ettim. Yani anlıyor musunuz? Yani ben... bunu niçin diyorsun? Ne? Tehlike çok büyük. İçimizde bu. Allah Kur'an'ında öyle demişti. İçinizde bir gruptur diyor. Tövbe 48'de. Üniversitesini okuyanlar bile öyle konuşuyor abi. Nasıl olacak? Neyse. Diğer bir kısım. Muayyenleştirmeyin. Kafanızda neyse o. Akıllı olun. Cemaati bırakmayın. Diğer bir kısım. Bir de okuyorum. Gayet müthiş mağrur insanlardır ki. Ben uyduruyorum sözleri 496. Bunlar mağrurdurlar. Mezhepsizliklerini nasıl yaparlar? Müştehid-i İzam'a, onlar da insan, biz de insan. Müştehid-i İzam var ya, dört mezhep imamı. Evet.
Ona şey yaparlar. Şuraya bak diyor, Buhari'ye bak diyor. Şurada korkunç bir hata yaptı diyor yani. Bu böyle hadis olur mu? Hadis değil diyor. Kolunu sağlayarak hadisi inkar etmek aynı ayet inkar etmenin aynısıdır. Ayet inkar etmek neyse, bedeli neyse, hadisi inkar etmek aynıdır. Allah'a inkar etmek neyse, kader inkar etmek aynıdır. Amentü billah bütündür, öyle değil mi? Amene Resulü de anlatıyor değil mi şeyde şu anlarda? Amene Resulü bima unzil var ilahir ayet. Orada anlat şu anlarda. İman esasları bir bütündür. Bir tanesini inkar etmek hepsinin inkar hükmüne geçer. Allah'a inkar etmek neyse, melekler inkar etmek aynıdır. Allah'a inkar etmek neyse, kader inkar etmek de aynıdır. Evet, başka şey okuyorum ben çıkarttım. Münafı topladım ya, çalıştım. Orada bak şu hükmü çıkarttım. Dinin %90 esasatını unutturmak için %10 içtihadi meselelerle meşgul eder. Başka aldatıcı cerbezeye sahip olurlar. Bakara suresi 11-12. Ayette mealen fesatçıdırlar. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman şöyle derlermiş. Biz ancak ıslah edicileriz derler. Biz düzeltiyoruz. Biz düzeltiyoruz. İslah edici. Efendim abi? Barışçıyız derler. Amerika'nın dediği gibi barışçı. Evet. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Gözünü aç. Onlar muhakkak ki fesatçıların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Kafir kafirliğinin farkında münafık değildir. Yani, sonra münafık da biliyor yani. Münafık bilerek yapıyor sonra. Başka ayette de var. Muhaddisun uleması gibi davranırlar. Başka akıllarına uymayan hadis-i şerifleri rahatça inkar ederler. Onları ben topladım. Ona ait şöyle bir şey var. Bakara 13'te. Onların sen Müslümanları küçümserler. Böyle ya Allah Allah. Bunu nasıl kabul ettiler ya? Bunu nasıl Resulullah'ın ağzına verdiler ya falan. Müslümanları küçümserler. Onlara insanların Müslümanların inandığı gibi inanın denilince biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Dikkat et ki asıl beyinsizler hiç şüphesiz kendileridir. Fakat bilmezler. Burada biz de beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derken biz de inanıyoruz ama onların inanışını beğenmiyoruz. Tabii aynı şey. Biz de Allah'a inanıyoruz ama peygamber şöyle yaparlar. Allah Allah çok büyütüyorlar ya. Peygamberi büyütme yarışına girdiler ya. Allah. Onu biz büyütmedik ki Allah büyüttü. İstisnasın dedi. Habibullah. Ya Habibullah'tır da dairesi var mı? Habib deme. Şirk yaptı. Tövbe estağfurullah. Edile-i Şeriye çaktırmadan yok etmeye çalışırlar. Yani kaynaklara hücum ederler diye ben böyle yorumladım. Kur'an Müslümanları diye bir grup çıktı. Evet. Evet. Kur'an Müslümanlar, Allahu Ekber, yeni İmam Azamlar, Gazaliler, Rabbaniler, Mevranalar, Bediüzzamanlar anlamamışlar. Bunları anlamışlar. Affedersin, talet almayı bilmiyor. Çok haklı. Sorsanız, ben de Ehl-i Sünnet'tenim deyip Ehl-i Sünnet ulemasını ve müceditlerini ve müştehitlerini alay edip, alelen reddedip yalancılıkla itham ederler. Başka? Devamlı fitneyi kaşırlar. Başka? Sana tatlı tatlı diller dökerler. Başka? Yalan yere yemin ederler. Başka? Şuursuz münafık olmaz. Kendilerini biliyorlar. Bunlar diye devam ediyor. Onu şuradan okuyacağım. Onu okuyayım de. Bunlar garaz, tarafkirlik hissini sinsizce tahrik edip bak bunlar yok değil mi orada? Bunlar garaz, tarafkirlik hissini sinsice tahrik edip hakperestlik hissini size empoze etmek isterler. Müslümanlar arasında ne böyle bir hassas nokta var? Onu sinsice kaşırlar.
Sana da biz hakperestiz. Kur'an deriz. Oysa Kur'an'da namazı, öğle namazın kaç rekat olduğunu, abdestin nasıl alacağını yok. Allah Resulü bana bakın yapın dedi. Ha. O zaman Kur'an'ı tutan, bu Kur'an'ı çökertemiyor. Bu eli vuruyor. Kur'an böyle düşsün. Anlıyor musun? Kur'an'ı tutan kütüb-ü sittedir. Edile-i Şeriye'dir. Müştehitlerdir. Müfessirlerdir. Muhaddis ulemasıdır. Muhaddis uleması hadis midir değil midir anlamadı. Radiyallahu anlar anlıyorlar. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri dağınıktır. Mücadele 16. Onlar yeminlerini bir kalkan edinirler de bununla insanları Allah yolundan çevirdiler. İşte onların hakkı hortlatıcı bir azaptır. Onların hakkı horlatıcı bir azaptır. Bunları yaparken ne derler? Ben de sizdenim derler ve ehl-i sünnet müdafilerini, ehl-i sünnet ulemasını ve ehl-i sünnetçileri, onu anlatanları, koruyanları ortadan kaldırmak için hedef gösterirler taraftarlarına. Şimdi buradan okuyacağım, keseceğim. Bakayım saatim kaç dakika oldu. Sizin şeyinize. Şöyle çabuk çabuk o zaman. Hiç izin. Notlarımdan. İki yüzlü, araya nifak sokan, fitnekar, ahdını bozan, yalan söyleyen, ihanet eden, görünüşte Müslüman olup hakikatta kafir ve düşman olan, iki yüzlü, müzebzebdirler. Hep toplamışım bunlar rivayetlerden. Ki piyasaya göre tahavul ederler. Piyasaya kaypaktırlar, değişirler. Her münafık muraidir, iki yüzlüdür. Atlıyorum. Münafıkların en dikkat edilecek taraftarları biz de Müslümanız deyip dini hakikatleri ve ahkamı kendi gayelerine göre tahir ve tevil ederek saf Müslümanları aldatmalarıdır. Münafıkta istihza, dalga geçme, alay etme. Allah Allah falan. İstiza, huda yani hile, düzen, ikiyüzlülük, hile, kisp, riya gibi kötü ahlak münafıkta var. Kafirde o derece yoktur. Hem bunlar olayları kaygan zemine taşırlar. Hep böyle müteşabbi ayetleri alarak olayları kaygan zemine taşırlar. Bunlar çoğunlukla ehli kitaptan ve cerbezi-i vehmiye ehlinden oldukları için hileci, dessas ve aldatıcı olup şeytani bir zekaya sahip oluyorlar. Hayaları yoktur. Bir hadiste şöyle geçer. Haya etmediğin zaman istediğini yap. Hileci bunlar, dessas, şeytani bir zekaya sahipler. İnsan özellikleri yoktur. Onların sözleri itikatlarından gelmiyor. Münafığın ruhunda nifak ve haset hastalığı çok derinde, tedavisi mümkün değil. Gaya çukurunda sanki. Yalancılık küfrün esası, temelidir. Nasihati kabul etmezler. Bunları anlatanları da hedef gösterir etbana. Nifak tereddütlü bir cehalettir. Kat-i silahimi keserler. Ne demek biliyor musun? Kat-i silahi rahim ne biliyor musunuz bak? Bak çok ilginçtir. Bu acayip bir tespittir. Bakayım orada bulabilecek miyim? Kat-i silahim ki. Yani avamın, Müslümanın ulemayı ve akrabalarını küfürle itham ettirerek alakalarını kesmeye çalışırlar. Silah-i rahim demek. Silah-i rahman değil. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Sıla bağ demek. Rahime bağ. Mesela avamın mukaddesata bağları var. Onları koparırlar. Silah-i rahim kesmek o. Bir de yakın akrabalar, mekâin, adam cahildi vesaire, küfürle itham ederek Müslümanlar arasında alakayı keserler böyle. Kafir, 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 münafık, kafir, hep kafir. Tekfircidirler. Herkesi tekfir ederler. Tekfir onların mesleklerinin icabıdır.
ciddiyetsiz, muhakemesi ve içsel aşkları yoktur. Allah derler, hiç alakası yok. İçsel aşk yoktur. Çok şiddetli haf ve korku içindeler. Burada kesiyor. Kim ne kadar ne anladıksa. Bunlar cemiyetin hassas olduğu mevzuları kaşırlar. Garaz ve tarafkirliği, hakperestlik gibi hisleri sinsice tahrik ederler. Sonra o karışık zeminde menfi maksatlarına alet ederler. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rab, bunların şerrinden bizi muhafaza et. Çoluk çocuğumuzu, evladı ihalimizi hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah ver ya Rabbel alemin. Ya Rabbi, hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan zümrelerinden nail eyle ya Rabbi. Asil mücedidlerden elimizi gevşettirme ya Rabbi. Ya Rabbi, sadakatı, adaleti, enfüsçiliği ve ilmi rehber edenlerden eyle ya Rabbi. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı mahselevâ.